Merhaba, ben Gülcan Kaman. 2012 senesinde kanser tedavisi gördüm. Buna bağlı kemiklerimde yıpranma oldu. 2008'de kanser tedavisi gördüm. 2012 senesinde sol bacağıma platin takıldı. Sağ bacağımda da platin takılma durumuna geldi. Walker'la yürüyordum. Sokakta koluna girmediğim erkek kalmadı. Çünkü yürüme tarzından yardım edebilir miyiz diye koluna giriyordum ya da walker'la yürüyordum. Beyefendinin söylediği gibi kış kraktizmi kaçırma durumundaydım. Evde artık kendi kendime yetemediğim gibi sokakta hiç yetemiyordum. Gene sabahları sokağa çıkacaksam ya ağrı kesici ya birinin desteğiyle sokağa çıkıyordum. Böyle bir günde yaklaşık Ankara Yapıcık'ta Marmara'nın ofisinin yanında geçerken arkamdan bir beyefendi hanımefendi bacağımızdaki ağrı geçici mi kalıcı mı dedi. Bandı yapıştırdılar. Derdimi anlattım. Yani ne verseler kullanacak tarzdaydım. Gece hiç uyuyamıyordum. Gece de ağrı kesici alacak noktasındaydım. Ayağımı bir taraftan bir tarafa çeviremiyordum. Ve gece uyandığımda artık ağlıyordum. Gecenin üçünde kim ağlar? Ya şiddet gören bir bayan ya da acı haber almış biri. Komşu diyordu ki niye ağlıyorsun? Derdimi anlatıyordum. Allah'ım ya açımı ya ağrımı al diyordum. Herhalde Rabbim bana dedi ki ağrını alıyorum. Şimdi bant yapıştı. Gece sabah uyandım. Allah Allah ben gece uyanmadım dedi. Ağrı var mı var? Ama bir baktım tutukluk yürüyemiyorum. Bir bant, iki bant, üç bant. Sabah 6, gece 12'ye kadar ayaktayım. Bu sefer kavgaya gittim sponsorum Sefa Bey'le. Ne yaptınız da sabah 6, gece 12'ye kadar ayakta mı tutmak zorundasınız dedi. Bu sefer ürünleri anlattı. Hocam ağrınız sizin çok fazla gelmiyor mu? Pahalı pahalı para vermeyin. Sonra tabii bu ürünü kullanıyorum. Dedim ki ya kanser, benim kanser hücrem üreyen cinsi. O kullanıma gittim. Kullanabilirsin içeriği okudum. Bu sefer ortopedi doktoruma gittim. Hani ürün bana faydalı oldu ama iç organımı bilmiyordum. Ortopedi doktorum da dedi ki kullanabilirsin. En güzeli fizyoterapist anlattı bana. Dünya artık dedi en etkili olan damar yolu, ikinci de deri yoluyla dedi. Rahatlıkla kullanabilirsin. Ağız o yana mantıklı geldi. Ağız yoluyla alınan kalp çok etkili olmuyor. Çünkü mide asitleri buna erittiği için, başka organlara da zarar verdiği için gönül rahatlığıyla kullanabilirsin dedi. Şimdi ameliyatım pandemi nedeniyle kaldı, yapamadılar. Bazı hastanesinden aradılar, artık açıldı gelin ameliyatımızı yapalım. Ortopedi doktoruma gittim, asistanların ameliyat yapması. Ben ne ameliyat yapacağım? Ben seni yürütmek için ameliyat yapıyordum. Ameliyata gerek yok çünkü ameliyatın risklerini anlattı. Ben seni bir dolu damarını keseceğim. Platin yerinde sonradığında ikinci ameliyatı yapamayabiliyorum. Sakat kalabilirsin. Ameliyat yapmasına vazgeçtim. Walker'ı bıraktım. Bastım.